Yeni bir karakter taktik oynanış videosuna hoş geldiniz. Bu videoda adını okuyamadığım karakter onun için göstermek istiyorum. Bu karakterin oynanış videosunu, taktiğini göstermek istiyorum sizlerle. Diğer videodaki yaptığım gibi cana en yüksek olan tüm karakterleri toplamadım. Fazladan bu iki karakteri aldım. Hasarı yüksek olduğu için rakip hasar takasına girmekten korkuyor. Bu yüzden onları koydum. Yani gene tanklıyor zaten. Bunu önceki videolarımda bahsetmiştim bundan. Şimdi başlayalım. Bir eşleştirme bulalım bakayım. Buradan bir bulur herhalde birazdan. Tıklayamadım. Bilinmeyen hata mı? Aa, ilk defa oldu bu. Bir saniye, bu sorunu ben düzelteyim hemen. NIMP. 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 Bak, karakterin üstünde desen çalışması yapıyorum. Karakterin adını bilmiyorum. Böyle saçma bir şey var mı ya? Aa, geçenki videoda mı vardı bu arkadaş sanki, aynı. Oyunun oyuncu sayısı çok aşırı derecede fazla olmadığı için bazen eşleşme, hatta üst üste eşleşme yaptığınız zaman denk gelme ihtimali fazla oluyor zaten. Nasıl desem? Yani aynı oyuncular denk gelebiliyor. Oyunun böyle bir hata değil bu aslında ama oyuncu sayısı biraz az olduğu için böyle şeyler olabiliyor. Arkadaş daha farklı karakterler kullanıyor şu an. Biraz daha farklı bir taktik deneyecek galiba. Bizim kartlarımız iyi geldi şu an. Aynen, şu an tam istediğimiz kıvamdayım. Çok bazen, çünkü kart sonradan geldiği zaman taktik gecikince iyi olmuyor. Yani tam uygulayamıyoruz. Yalnız arkadaşın kırılgan kartları biraz fazla. Şu an ben biraz bir 10 can falan yapıp karakterimi, 10 can 12 can yapıp ortaya salmayı düşünüyorum ama rakibin kartlarının canına göre, gücüne göre, rakibin verdiği açıklığa göre bu değişir tabi. Yalnız arkadaş videomuzu izlemiş herhalde. Çünkü ya bir normalde de biliyor olabilir taktiği. Gerçi başka uygulayanlar da vardı da illaki vardır yani. Sonuçta imkansız değil başkalarının da bu taktiği uygulaması. Nasıl ilerletsem, şuradan mı ilerletsem? Bir tane bir ilerletelim. Şu an çok fazla bu karaktere odaklanamıyorum. Ha, ne yaptı? Aşağıdan mı çekecek? Şu an biraz daha bu asıl karakterime odaklanıyorum. Öbür karakterlerimin hasar yemesi şu an benim için çok fazla önem arz etmiyor. Hasar verdi. Güzel. Bu karakteri, hazır konusu açılmışken söyleyeyim, yeşil alanda kullanmanızı çok tavsiye etmiyorum. Yeşil alanda kullanırsanız kendi vurduğu hasar kadar 3 hasar hasar alıyor. Ama beyaz alanda vurursanız piyon gibi, bakın vurdum ve 1 hasar aldım. Karakterin bir hasarı var diye. Bu karakterin böyle değişik bir olay var. Bunu söylemek istedim. Ve asıl karakterimi göstermek için şu an diğer şeyleri kullanmıyorum. Diğer karakterlerle şu an çok fazla rushlamıyorum. Atak yapmıyorum. Sırayı çabuk bitiriyorum. Çünkü yani diğer karakterleri nasıl kullanabildiğimizi biliyorsunuz zaten. Ne şekilde oynandırabiliyorsunuz. Ben asıl bu karakterin gücünün potansiyelini size yansıtmak istiyorum. Fakat rakibin diğer kartları oynaması gerekiyor aslında. Benim kırılgan bir karakter. Benim diğer taktiğimi göstermek için. Şu an bakayım nasıl oldu. Güzel. Aslında biraz kırılgan karakterleri çok fazla. Mesela İlk beyaz renkteki, gri renkteki oyuncular, tecrübe seviyesi düşük oyuncularda bu hata çok oluyor. Karakterlerin hepsi tek başına güçlü değil. Yani desteklenmesi gereken karakterler. Bu yüzden biraz sıkıntı oluyor. Ben bunu buraya çeksem 1, 2, 3, 4, 5, 6 yetiyor mu? Yetmiyor. Bir hamle daha lazım ya. Yetmiyor. Neyse, şuna bir hasar vuralım. Eğer bu şekilde devam ederse şu an ölümü yaklaştı bu arkadaşın. Diğer tur umarım keşke bunu aşağı indirseydim. Burada ufak bir hata yaptım ama umarım yeşil alan hani bir olarak zaten kalır. Aslında bu zeva atayla gelip buradan vurabilir aslında şu şekilde. Ama tam arkadaş yeşil alan ya da diğer şeyleri tam bilmiyor galiba. Normal, biz de en başta bilmiyorduk. Güzel. Kimse oyunu komple bilerek başlamıyor zaten.
sıra bitecek. 2 dakika. Heh, tamam, güzel. Şimdi şu şekilde taktiğimizi gösterelim. Dudakları açık bırakacak cinste. Tam yetti bu arada 7 ak. Buraya geliyorum ve gördüğünüz gibi burada şov yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Adam şimdi ne olduğunu şaşırdı muhtemelen. Ben olsam pes ederdim. Artık bu saatten sonra oyunu da bırakırdım. Bilgisayara format da atardım. Aynen, bıraktı. Arkadaş şu an bilgisayarını tamire gönderecek. Aslında şöyle bir şey var. Siz bu taktiği uyguladık ama yani bu çok rakibinizin hatalı oynaması gerekiyor. Bu şekilde, bu potansiyelde oynaması için. Normalde karakterin potansiyeli yüksek zaten. Can basılabilirse. İlla ki bunu yapmaya çalışmayın. Hani 10 can, 12 can yaptınız, saldırabilirsiniz. Tam böyle en mükemmel anı kullanmanıza gerek yok. Ben yaklaşık bu videoyu çekmek için saatlerdir uğraşıyorum. Ve anca denk geldi bu şekilde. Bu şekilde açık veren kişi anca denk geldi. Gri rakip bulmak biraz zor çünkü. Genelde yeşil rakip denk geliyor. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşmek üzere.